Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere en büyük yükseliş ve en büyük düşüşleri nasıl tespit edebiliriz ve önceden ön görebiliriz. Bundan sizlere bahsedeceğim. Yanlış duymadınız arkadaşlar. En büyük düşüş ve en büyük yükselişler diyorum. En büyük trendleri ön görebileceğimiz bir sistemimiz var artık. Bu sistemimizde İki tane indikatör kullanıyoruz ve birbirleriyle inanılmaz bir şekilde uyumlu arkadaşlar. Peki nasıl uyumlu? Biri hatalı sinyal verirse diğeri vermiyor ve bu şekilde ikisi birbirlerini teyit ederek hatalı sinyalleri eliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde hatalı sinyalleri eleyerek en doğru sinyalleri tespit edebiliyoruz. Sistemimiz hareketli ortalamalar üzerine kurulmuş bir indikatör ve modifiye edilmiş bir MACD indikatöründen oluşmakta ve arkadaşlar garantici bir sistem diyebiliriz bu sistem için. Yükseliş sinyallerinde gelen yüzdeler %1-2 gibi değil arkadaşlar %5, %10, %20, %30 gibi büyük yükselişleri öngören sinyaller. Bu yüzden arkadaşlar çok çok değerli bir sistemdir ve trendleri saptamamıza bizlere yardımcı olur. Ek olarak bir önemli özelliği daha var. Bu sistemimizi kullanırken grafiklerimizi açtığımız esnada bir bakışta arkadaşlar bir saniye içinde grafiklerimizin hangi trendde olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani şu an düşüş trendinde mi yoksa yükseliş trendi mi anında tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimiz sayesinde bu sistemimiz hem çok değerli hem de uzun bir zaman üzerinde çalışılmış bir sistemdir. Bunu da belirtmek isterim. Ek olarak arkadaşlar kanalımızdan memnunsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim. Ve arkadaşlar videolardan erken haberdar olmak isterseniz aşağıdaki zil butonuna tıklayıp kanalın bildirimlerini açabilirsiniz arkadaşlar. Video yüklediğimiz anda sizlere bildirim gelir. Bildiğiniz gibi gibi çok çok değerli sistemleri ücretsiz olarak sizlere yayınlıyoruz. Bu arada arkadaşlar gözüm de yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Eski haline dönüyor. Çok teşekkür ederim bu zor dönemde yanımda olduğunuz için ve geçmiş olsun dilekleriniz için bunu tekrar sizlere söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu harika alsat sistemimizi öğrenmeye geçmeden önce çok önemli bir bilgi vereceğim sizlere. Bu sistemde birçok püf nokta var. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle videoyu ileri sardırmadan izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Kesinlikle ileri sardırmayın arkadaşlar yoksa sistemi hatalı kullanabilir ve yanlış sinyaller alabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar sistemi tamamen öğrenmenizi sizlerden rica ediyorum. Başarılı olabilmeniz için sistemde giriş çıkış noktaları belli, sinyallerin tam olarak noktaları belli ve stop loss'umuzu nereye yerleştirmeliyiz her şey belli arkadaşlar. Tamamen bir A'dan Z'ye sistem ve çok değerli. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi çok değerli bir video olacak bu sizler için. Çok dikkatli dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. şekilde bir yükselişi basit bir şekilde en dipte sinyal alarak ön görebiliyoruz arkadaşlar ve %19'luk bir karı cebimize rahat bir şekilde indirebiliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde hatalı sinyalleri eleyebiliyor ve en doğru sinyalleri alabiliyoruz. En dipte sinyalimizi aldıktan sonra burada rahat bir şekilde %22'lik bir kar elde edebiliyoruz yüzde yine 21'lik bir yükseliş. İnanılmaz bir sistem. En büyük yükselişleri tespit edebiliyoruz arkadaşlar buradaki sistemin sayesinde. Buradaki sistemin en mükemmel yanı da işte bu hatalı sinyalleri tamamen eliyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yüzde onluk bir kazanç sağlatmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar buradaki sistemimizin sonrasında. Çok ufak yükselişlerde çok büyük yüzlerle kazanabiliyorsunuz. Bir grafiğe bir bakışta hangi trendde olduğunu da anlayabileceksiniz arkadaşlar. Resmen burada piyasa yıkılmadan önce siz bir sinyal alıyorsunuz arkadaşlar buradaki sistemimizden ücretsiz olarak bir sinyal alıyorsunuz ve bu sinyal sizlere diyor ki piyasa inanılmaz bir şekilde düşecek dikkatli ol diyor arkadaşlar ve bu şekilde düşüşleri önceden tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar inanılmaz bir sistem gerçekten de bu sistemimiz sayesinde inanılmaz yükselişleri önceden tespit edebiliyor ve bu şekilde yüksek oranda kazançlar sağlayabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki sistemimiz kusursuza yakın çalışıyor diyebiliriz Arkadaşlar açıklama kısmındaki referansın kimle PrimeXBT'ye kayıt olarak tamı tamına %25 komisyon indirimiyle al sat yapabiliyorsunuz. PrimeXBT'de Bitcoin, Ethereum, dolar kullanarak ülke para birimleri altın, gümüş, nasdaq gibi geleneksel piyasalardaki paritelerde işlem açabiliyor. Yani resmen dünyayı alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Son dönemlerde Prime XBT çok yaygınlaştı. Çünkü kripto piyasasının aşağı yönlü hareket ettiği dönemlerde diğer piyasalar hareketlenmeye başlıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen traderlarda Prime XBT'yi tercih etmeye başlıyor arkadaşlar. Ek olarak ekranda da görmüş olduğunuz gibi çoklu grafik ekranlarına erişebiliyor. Tek bir ekran üzerinde kriptoda, forex'te ve diğer varlıklarda basit bir şekilde al sat yapabiliyorsunuz. Bakın al butonu burada, sat butonu burada. Burada arkadaşlar bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor Prime XBT. Tek bir ekran üzerinden hızlı bir şekilde emirlerinizi Vere biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi zarar kes veya karı al seviyelerinizde belirleyerek tek bir ekran üzerinden birçok varlıkta alım satım yapabiliyorsunuz. Ve yine copy trade ile başarılı traderların işlemlerini kopyalayarak herhangi bir efor sarf etmeden kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi kar yüzdelerini kontrol edebiliyor ve bu bölümden de takip edebiliyorsunuz. Buradaki copy traderların işlemlerini kopyalamak isterseniz. Bu harika avantajlardan faydalanmak istiyorsanız açıklama kısmındaki referans linkimden PrimeXBT'ye kayıt olabilir ve %25 komisyon indirimiyle alım satım yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şimdi bu sistemimizin kurulum bölümüne geçelim. Nasıl en büyük yükseliş trendlerini ve en büyük düşüş trendlerini ön görebiliriz. Hemen arkadaşlar bu sistemimizi ücretsiz bir şekilde öğrenmeye geçelim. Öncelikle TradingView sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buraya yazmamız gereken indikatör MACD 4C şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Bakın direkt olarak karşımıza çıktı ve çok hacimli de bir indikatör. Yani çok kullanılan da bir indikatör. Üzerine bir kez tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kapattıktan sonra az çok Burada sizlere bahsedeceğim buradaki indikatörden. Buradaki indikatörümüz arkadaşlar bir histogram şeklinde çalışıyor. En basit şekilde anlatmam gerekirse buradaki kırmızı çizgiler düşüş trendinde ve düşüş trendinin gücünü bizlere aktarıyor. Yeşil çizgilerde bizlere yükseliş trendinde olduğumuz ve yükseliş trendinin gücünün seviyesini bizlere aktarıyor arkadaşlar. Bu şekilde geçişler de bizlere yükseliş ve düşüş sinyalleri aktarıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızı çizgiler gayet yüksek oranda fazla ve yavaş yavaş azalmış olduğunu görüyoruz ve sonrasında yeşile geçtiğinde bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Sistemimizin kullanımını zaten birazdan sizlere al sinyalleri ve saat sinyalleri bölümünde detaylı olarak aktaracağım. Şimdi bu sistemimizin %100'ünü anlamamız için tabii ki de sistemimizi kusursuz bir şekilde kurmamız gerekiyor. Öncelikle bektiği 4C indikatörümüzün ayarlar bölümüne geçiyoruz. 12, 26 orijinal şeklinde kalıyor arkadaşlar. Stil bölümüne de geldiğimizde aynen orijinal şeklinde stildeki ayarlarımızı da bırakabiliriz. Görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Sonrasında Tamama basıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi ilk indikatörümüz hazır. İkinci indikatörümüz arkadaşlar çok önemli bir indikatör. Bu indikatör arkadaşlar bizlere kesişim sinyalleriyle öyle sinyaller veriyor ki inanılmaz yükselişleri önceden tespit edebiliyorsunuz. Hem yükseliş hem düşüş olmak üzere inanılmaz yükselişleri önceden tespit edebiliyorsunuz sadece kesişim sinyalleriyle. Bu indikatörümüz de arkadaşlar hemen göstergeler bölümünden geliyoruz. Bu indikatörümüzün ismini hemen sizlere söylüyorum. Secret EMA Cloud Gizli üstler hareketli ortalama bulut arkadaşlar. Bir bulut şeklinde bu sistemimizi kuracağız. Pardon kapattım. Tekrar yazalım. Cloud bakın karşımıza direkt olarak çıktı. Yanında da zaten yıldız işaretini koymuşum. Yanında zaten bir yıldız işareti mevcut. Favorilerime eklediğim, sevdiğim bir indikatör arkadaşlar. Üzerine tıklayarak hemen grafiklerimizi entegre ediyoruz. Karşımıza bu şekilde bir görüntü çıktı. Bu görüntüyü öyle bir görüntüye çevireceğiz ki bizlere sadece al ve sat sinyalleri aktaracak. Hemen arkadaşlar Buradan My Script indikatörümüzün, buradan görmüş olduğunuz gibi ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz. Görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor, orijinal şeklinde kalıyor. Stil bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada üstel hareketli ortalamalarla bir sistem oluşturulmuş ve bu sistemi nasıl en iyi halinde kullanırız? Bunu sizlere göstereceğim. Öncelikle buradaki 3 tiki kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizde tikleri kullanmıyoruz. Burada sadece arka plan renkleriyle sinyallerimizi alabileceğiz. Herhangi bir sorun yok. Buradaki arka plan renklerinden al ve sat sinyallerimizi üretebileceğiz arkadaşlar basit bir şekilde. Yani bir bulut oluşturacağız. İçim oku bulutuna benzer bir bulut olacak. Bulut şeklinde bizlere düşüş ve yükseliş sinyallerini aktaracak arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan tıklayarak saydamlığı yani şeffaflığı yukarı doğru çekerek bu şekilde yeşil bir alan oluşturabiliriz. Aynı şekilde kırmızı bölümünde şeffaflığını yükselterek bu şekilde kırmızı bir alan oluşturabiliriz. Sonrasında tamama basıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an sistemimizin bakın şu şekilde sizlere göstereyim. Sistemimizin düşüş trendlerinde kırmızı, yükseliş trendlerinde yeşil olduğunu, kırmızıdan yeşile geçtiğini de bu şekilde bir kesişim olmuş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ek olarak sizlere bir bilgi vermem gerekirse bakın buradan ayarlar bölümünden sizlere göstereyim. 200 EMA'yı şu şekilde beyaz olarak açabiliriz. Bu da 200 günlük üstel hareketli ortalamamızı bizlere veriyor arkadaşlar. Onu da görmek isterseniz ek olarak buradan beyaz şekilde açabilirsiniz. Buradan tamama basarak bu şekilde aktif edebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada iki tane indikatörümüzle en büyük yükselişleri tespit edebileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen sizlere aktarayım. Hemen arkadaşlar al sinyallerimizi nasıl alırız bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi en önemli bölümlerimizden bir tanesi. Hemen bu bölümümüzü dikkatli bir şekilde izlemeye geçelim. Arkadaşlar şimdi bir yükseliş sinyalini kusursuz bir şekilde nasıl alırız? Çok iyi dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar belirli bir süre MyScript indikatörümüzde bu şekilde kırmızı bir bulut oluşmuş olup devam etmesi gerekiyor yani buradaki mumların buradaki beyaz çizginin altında seyrediyor olması gerekiyor arkadaşlar bu bizler için çok çok önemli ve buradaki bulut kırmızı şeklinde devam ediyor olmalı arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi uzun bir süre kırmızı şeklinde devam etmiş sonrasında bu şekilde aşağıdan gelerek ekranda görmüş olduğunuz gibi hem beyaz çizginin üzerine çıkmış hem de bakın buradan kırmızı yeşile dönmüş işte arkadaşlar püf noktamız burada MACD 4C indikatörümüzde bir süre bunu kontrol ediyoruz. Öncelikle üstteki indikatörümüzü sizlere aktardım. MACD 4C indikatörümüzde öncelikle bir yeşile geçme sinyali bekliyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeşile geçme sinyali bekliyoruz ve buradaki yeşile geçtiğinde tam olarak bakın tam olarak şurada görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş olmadan bakın bu çok çok önemli. Bu şekilde hatalı sinyalleri eleyebiliyor ve en doğru sinyalleri alabiliyoruz. Burayı çok çok iyi dinleyelim arkadaşlar. Canlı trade'de buna birçok kez şahit oldum bu şekilde ekstrem bir yükseliş yapmadan bakın burada yeşil çizgiler bu şekilde ekstrem bir yükseliş yapmadan yani bu şekilde devam ederken arkadaşlar kırmızıdan yeşile geçişten sonra bu şekilde devam ederken burada kırmızıdan yeşile bir geçiş görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki sistemimizde bakın görmüş olduğunuz gibi buradan kırmızıya yeşile geçmiş olduğunu ve yine burada da arkadaşlar yeşile geçmiş olduğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar MACD 4C indikatörümüzden bir sinyal almışız ve sonrasında bir süre daha beklemişiz ve yukarıdaki indikatörümüzde de kırmızıdan yeşile bir geçiş gerçekleşmiş ve mum kapanışı beklemişiz. Buradaki yeşil sinyali görüyoruz arkadaşlar. İşte bu bizlere çok büyük bir yükseliş olacağı sinyalini aktarır arkadaşlar. Buradaki sistemimizde al sinyallerini alırken herhangi bir zorluk çekmiyoruz. Basit bir şekilde buradaki sistemimizden yükseliş sinyallerini tespit edebiliriz arkadaşlar ve çok yüksek karlar elde edebiliriz. Bu sistemimiz sayesinde bakın görmüş olduğunuz gibi yükseliş sinyallerinde inanılmaz başarı gösteriyor. Burada önemli olan nokta MACD 4C indikatörünün önce yeşile dönmüş olması ve bu kadar ekstrem bir şekilde yükselişini yapmadan yani ortalama bir şekilde devam ederken buradan arkadaşlar sinyalimizi almamız bizlere harika bir yükseliş sinyal sinyali veriyor arkadaşlar. Buradaki sitemizde al sinyalini bir şekilde daha kullanabiliriz. Buradaki al sinyalimizi aldıktan sonra buradaki mumlar yönünü aşağı doğru verebiliyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi sinyalimizi tam olarak buradaki noktada aldık ve bakın buradan Mumlarımız bu şekilde devam ede ede yavaş yavaş yönünü buradaki beyaz çizgimize doğru vermiş arkadaşlar. Buradaki beyaz çizgimizi test etmesini bekleyip mum kapanışından sonra da işleme girebiliriz. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu şekilde bu alt sinyalleri alabiliriz. Ben genel olarak buradaki yeşil sinyali gördüğümde elimdeki bakiyenin yarısıyla işleme giriyorum. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde bir test bekliyorum. Test olmazsa direkt olarak yönünü yukarı doğru verirse bakiyemin yarısında tekrar eklemiyorum. Ancak bu şekilde eğer beyaz çizgiye test ederse ki yani burada tam bir test olmamış ancak tamamen örnek olarak söylüyorum. Beyaz çizgiye test ederse buradaki mumlarımız yani beyaz çizgiye değerse buradan bir ekleme daha yapıyorum arkadaşlar. Bakiyemin yarısında burada ekleyip yükselişi bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar sizlere bir püf noktasından bahsetmek istedim. Yine arkadaşlar buradaki sinyalimizden sonra birkaç örnek vereyim sizlere. Ek olarak hemen birkaç örnek vereyim sizlere. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde. Burada mumlarımız beyaz çizginin yani 200 emanın altında ve Bulutumuz da görmüş olduğunuz gibi kırmızıda. Uzun sürede kırmızıda devam etmiş. Yani uzun süre bir düşüş trendinde devam etmişiz arkadaşlar. Ve sonrasında bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burada yeşile bir geçiş görüyoruz arkadaşlar. Yani ne demek bu? Bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Yeşile geçişimiz oldu. Sonrasında beklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle hemen bir zoom yapalım. Hemen beklemeye başlıyoruz. Baktık hemen şu şekilde bir mumlarımızı yok edelim ve tamamen yeşile geçip geçmediğini buradan tespit edelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi yeşile geçmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tam olarak şuradaki mumda yeşile geçmiş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada yeşile geçmiş. Bakın burada bakiyemizin yarısıyla bir alım yaptık. Diyelim ki 100 dolarımız var. 50 dolarımız da burada bir giriş yaptık arkadaşlar. Sonrasında devam etti, devam etti. Çok güzel bu şekilde yükseliş devam ediyor. Çok güzel bir şekilde. %5'lere kadar geldi. Yükseliş devam ediyor. Bu arada arkadaşlar şu şekilde bir bilgi vereyim sizlere hemen. Bu sistem saatlik grafiklerde çok çok iyi çalıştığı için çok ufak yükselişlerde çok büyük yüzlerle kazana biliyorsunuz. Buradaki sistemimizle bunu da belirtmek isterim. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi burada ilk olarak buradan alışımızı yaptık 50 dolarlık sonrasında hemen %5'lik bir yükselişini yaptı. Sonrasında arkadaşlar baktık aşağı doğru gitmeye başladı. Yani tabii ki de en üst satmadıysak %5 yeterli derseniz orada tabii ki de çıkışınızı yapabilirsiniz. Sonrasında bekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın burayı test etti bakın burayı test etti ve mum kapanışını burada gerçekleştirdi. Sonra buradan tekrar alıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde bir yükselişi basit bir şekilde en dipte sinyal alarak ön görebiliyoruz arkadaşlar ve %19'luk bir karı cebimize rahat bir şekilde indirebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde %19'luk bir karımızı bu taktiğimizde almış olduk. İlk olarak ben bu sistemi kullanırken yeşile geçtiğine direkt olarak alıyordum. Ancak sonrasında bu şekilde testler olabiliyor. Yani buradaki beyaz çizgiyi tekrar test edebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar öncelikle bakiyemin yarısıyla burada bir giriş yapıyorum ve sonrasında tekrar test ederse tekrar bir alım yapıyorum. Buradaki noktada bu şekilde arkadaşlar maksimum verimi alabiliyoruz. Buradaki sistemimizden Şu şekilde hemen devam edelim. Şöyle başka bir sinyalimiz var mı? Hemen arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi yine harika bir sinyal direkt olarak arka arkaya sinyallerimiz geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın kırmızı bir bölüm gördüğünüz gibi kırmızı bir bölüm sonrasında bakın aşağıda bir Yeşile geçme yani bir yükseliş sinyali gerçekleşti. Hemen şu şekilde göstereyim. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi kırmızıdan yeşile doğru geçti. Hemen bakın buraya ok işaretimizi koyduk ve her zaman arkadaşlar mum kapanışında beklediğimizi unutmayın. Bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Çok çok önemlidir. Mum kapanışında yeşile geçmesi gerekiyor. Kesinlikle mum kapanışını her zaman bekliyoruz. Hemen beklemeye başladık arkadaşlar yukarıdaki indikatörümüze bakarak tabii ki de takip ederek. Baktık arkadaşlar yeşile doğru geçti. Yeşile doğru geçtikten sonra arkadaşlar alımımızı gerçekleştirdik ve sonrasında bakın görmüş olduğunuz gibi bir test yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir test yaptı ve yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Buradaki sistemimiz sayesinde en dipte sinyal alarak bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada çok iyi bir şekilde sinyal alıyoruz ve en dipte sinyalimizi aldıktan sonra burada rahat bir şekilde %22'lik bir kar elde edebiliyoruz. Buradaki sistemimiz sayesinde gerçekten muazzam bir sistem. Arka arkaya sinyallerini kontrol ettik ve arka arkaya ne kadar iyi sinyaller verdiğini sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Şu şekilde devam edelim. Birkaç sinyalini daha kontrol etmek istiyorum. Bakın. Evet. Çok güzel bir örnek gerçekten de. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi tamamen sistem aklınızda oturacak. Bakın arkadaşlar. Şöyle yükselttik. Ne demiştik? Videonun başında ne demiştik? Ekstrem bir yükseliş yapmadan sinyalimizi almamız gerekiyor demiştik. Bakın burada mesela görmüş olduğunuz gibi ekstrem bir yükseliş görmüyoruz. Ancak buradaki geçişte kontrol ettiğimizde aşağıdaki indikatörümüzde yeşil çubukların sinyalimizi aldığımızda inanılmaz bir şekilde yükselişe geçmiş olduğunu yani ekstrem bir büyüklükte olduğunu görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar biz burada bir işleme girmiyoruz ve hatalı bir sinyali de basit bir şekilde tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemin en mükemmel yanı da işte bu hatalı sinyalleri tamamen eliyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi videonun başında da anlattığım gibi Buradaki hatalı sinyali basit bir şekilde aşağıdaki indikatörümüz sayesinde tespit edebildik. Eğer buradaki yeşile geçiş sinyali şuralarda vermiş olsaydı, yani şu ekstrem yükseliş olmadan verilmiş olsaydı bir işleme girebilirdik. Ancak bakın burada görmüş olduğunuz gibi yeşil çubuklar inanılmaz bir şekilde yüksek. Peki ekstrem bir yükseliş olup olmadığını nereden anlarız? Hemen buradaki aşağıdaki indikatörümüzü büyütürüz ve bu şekilde bir genişletme yaparız. Şu şekilde arkadaşlar kontrollerimizi yaptığımızda eski en tepelere bir çizgi koyarız. Biriz arkadaşlar bu şekilde hemen sizlere göstereyim. Bakın eskiden yaptığı en tepe noktalar buralar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eskiden yaptığı en tepe noktalara bu şekilde işaretlerimizi koyabiliriz. Ve bu şekilde ekstrem bir yükseliş yapıp yapmadığını kontrol edebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada harika bir şekilde bizlere hatalı sinyal olduğunu söylemiş ve bizi işleme sokmamış arkadaşlar. İnanılmaz bir sistem gerçekten de. Devam ettiğimizde şu şekilde bir bakalım kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Diğer sinyalimizde bakalım arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim. Kırmızıdan bakın burada kırmızıdan ama çok uzun süre bir kırmızılık devam etmemiş. Yani burada bir yeşil denilmiş Sonrasında tekrar kırmızıya geçmiş. Bu şekilde arkadaşlar görüntüler bize için iyi bir sinyal olmayabilir. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bakın burada aşağıdaki indikatörümüzde şu bölüme kadar bakın şu bölüme kadar gördüğünüz gibi herhangi bir sinyal almıyoruz. Yani tam buradaki seviyeye geldiğinde yeşile geçmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben açıkçası buradaki sinyalde herhangi bir işleme girmezdim. Ve arkadaşlar zaten çok büyük bir yükseliş trendi de gelmiyor ardından. Ancak yine de burada bizlere güzel bir yüzdeyle kar bırakıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde tekrar sizlere göstereyim. Ekstrem bir yükseliş olup olmadığını bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada çok ekstrem bir yükseliş var. Ve buradaki çizgilere gelse de yükseliş buradan devam etmiş olduğunu görüyoruz ve bu şekilde yükselişini devam ettirdikten sonra gönlünü yavaş yavaş aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani biz burada bir işleme girseydik de yine bir kar elde etmiş olacaktık. Ancak belirtmek isterim ki ben burada herhangi bir işleme girmezdim. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Devam ettiğimizde arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi buradan yeşil çizgiler devam ediyor. Ekstrem bir yükseliş olmamış. Buradan yeşile geçmiş ancak burada ufak bir yükselişle devam etmiş. Yani burada bizlere bir hatalı sinyal vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bütün sinyallerini tek tek kontrol ediyoruz burada. Burada yükseliş sinyalinden sonra çok fazla bir yükseliş gelmeden yani sadece birlik bir yükseliş geldikten sonra yönünü ufak bir şekilde aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın burada birazdan stop loss bölümünde sizlere bahsedeceğim. Bu şekilde arkadaşlar hatalı sinyalleri stop loss'umuzla nasıl önleyebileceğimizden detaylı olarak zaten bahsedeceğim. Buradaki hatalı sinyalden sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bizlere yine doğru bir sinyal aktarıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen yönünü yukarı doğru vermiş olduğunu ve bu şekilde bir yükseliş trendini basit bir şekilde saptadığımızı görüyoruz ve ilk başta verdiğim örnekte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın yeşile geçtikten sonra bizleri burada bir işleme soktu. Yani örneğimizdeki gibi burada bir 50 dolar yatırdık. Sonrasında test etmesini bekledik ve test ettikten sonra burada da bir 50 dolarlık giriş yaptık ve ortalama bir fiyatta giriş yapmış olduk. Yani buradaki trendi en başından yakalamış olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Yüzde yine 21'lik bir yükseliş. İnanılmaz bir sistem. En büyük yükselişleri tespit edebiliyoruz arkadaşlar buradaki sistemimiz sayesinde. Belki arkadaşlar bu az önceki bölümde yüzde 3 veya 4'lük bir stop koyacaktık ve stopumuz patlayacaktı. Ancak buradaki yükseliş sinyallerinde görmüş olduğunuz gibi yüzde 20, yüzde 10 sürekli olarak çok yüksek oranda doğru sinyaller vermiş olduğunu ve en büyük yükseliş trendlerini öngörmüş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte. Sistemin ne kadar muazzam çalıştığını bu şekilde sizlere ispatlamış oluyorum arkadaşlar. Yine devam edelim birkaç sinyalinden kontrol edelim. Burada inanılmaz bir düşüş trendi olmuş. Zaten düşüş sinyallerinden de birazdan bahsedeceğim. Bakın aşağı doğru tamamıyla yönünü vermiş ve sistemimiz burada bunu da bizlere aktarıyor. Bakalım arkadaşlar tekrar bir yükseliş sinyaline. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada Öncelikle yeşile geçmiş ve sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi bir yeşil sinyalle bizlere sinyal vererek %4.83'lük bir yükselişe kadar sinyalini aktarmış ve sonrasında yönünü aşağı doğru vermiş arkadaşlar. Yönünü aşağı doğru verse de burada %4.83 ile bizlere bir kar al bölümü bıraktığında görüyoruz arkadaşlar. Yine burada bizlere güzel bir sinyal vermiş. Yine arkadaşlar buradaki sinyalimizde de görmüş olduğunuz gibi burada basit bir şekilde bizlere sinyalimizden sonra şu şekilde hesaplarsak %4. 9.97'lik yani 10 diyelim buna %10'luk bir kazanç sağlatmış olduğunu Görüyoruz arkadaşlar buradaki sistemimizin sonrasında yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar buradaki sistemimizde yükseliş sinyallerini tek tek kontrol ettiğimizde ne kadar iyi sinyallere verdiğini ve kar yüzdelerinin de ne kadar büyük olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bu sistemimiz sayesinde inanılmaz yükselişleri önceden tespit edebiliyor ve bu şekilde yüksek oranda kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki sistemimiz kusursuza yakın çalışıyor diyebiliriz. Tek yapmamız gereken buradaki sistemi ücretsiz olarak kurmak ve bu videoyu detaylı olarak atlamadan izlemek ve öğrenmek. Sonrasında arkadaşlar basit bir şekilde yükseliş ve düşüş sinyallerini alabileceksiniz ve ek olarak şöyle de bir özelliği var sistemimizin. Bir grafiğe bir bakışta hangi trendde olduğunu da anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar hemen değerli vaktinizi almadan nasıl düşüş sinyallerimizi alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Peki arkadaşlar düşüş sinyallerimizi nasıl alırız? Hemen bölümümüze geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu şekilde bulutumuzun yeşil renkte devam etmesi gerekiyor. Sonrasında bakın aşağı doğru da baktığımızda buradaki yeşil çubukların bu şekilde devam etmiş olduğunu görüyoruz. Şu şekilde bir türlü büyütemedim ekranını kusura bakmayın. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeşil olarak uzun süre devam etmiş. Burada da yine bulutumuz yeşil renkte arkadaşlar. Baktığımız zaman aşağıdaki indikatörümüzde görmüş olduğunuz gibi hemen şuradaki bir okla göstereyim sizlere. Şunu da hemen kırmızıya çevireyim. Acele bir şekilde sizi bekletmeden tamamdır. Bakın burada bize bir düşüş sinyali aktarmış arkadaşlar. Şimdi hemen beklemeye başlıyoruz. Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Tabii ki de üstteki indikatörümüzden düşüş sinyalimizin gelmesi. Yani düşüş sinyalimiz neydi? Yeşilden kırmızıya geçmesini hemen bekliyoruz arkadaşlar. Ve burada geçmiş olduğunu görüyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradan bir düşüş trendimizin başlamış olduğunu görüyoruz. Buradaki düşüş trendimizin sinyalleri gerçekten çok çok iyi. Düşüşleri de harika bir şekilde önceden tespit edebiliyorsunuz. Örneklerde yine baktığımız zaman arkadaşlar aynı şekilde sizler elbette bek testlerinizi yapabilirsiniz. Yeşil olarak devam ediyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında yeşiller burada yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bakın çok güzel bir şekilde azalıyor, azalıyor, azalıyor ve sonrasında buradan kırmızıya geçmiş olduğunu görüyoruz. Burada baktığımız zaman da yine yeşilin kırmızıya geçmiş olduğunu görüyoruz. Yani burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? Aşağıda MACD 4C indikatörümüz kırmızıdayken yani düşüş sinyali vermişken burada yine yakın zamanda çok büyük ekstrem bir düşüş gelmeden yine arkadaşlar çok ekstrem bir düşüş tabii ki de gelmemesi gerekiyor. Burada düşüş sinyalimizi almalıyız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada yine bu şekilde bir düşüşü bizlere göstermiş. Görmüş olduğunuz gibi buradaki sistemimiz inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Resmen burada piyasa yıkılmadan önce siz bir sinyal alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sistemimizden ücretsiz olarak bir sinyal alıyorsunuz ve bu sinyal sizlere diyor ki piyasa inanılmaz bir şekilde düşecek. Dikkatli ol diyor arkadaşlar ve bu şekilde düşüşleri önceden tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir sistem gerçekten de. Ve burada da yine aynı durum geçerli. Bakın düşüş sinyalimizi aldıktan sonra yine yukarıya bir test ettiğini ve sonrasında yönünü tamamıyla aşağı vermiş olduğunu görüyoruz. Short işlemi açan arkadaşlarımız için bunu da belirtmek isterim. Burayı bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi test etmiş. Yani burada bir sinyal aldık arkadaşlar. Sonrasında bekliyoruz ve tekrar burayı test ederse bir ekleme yapabiliriz. Bunu da tekrar altın çizerek belirtmek isterim. Bu çok çok önemlidir arkadaşlar. Short sinyalinden bahsetmişken kanalımızda kaldıraçlı işlemler ve spot işlemler için kendi geliştirdiğimiz ve aktif olarak kalan sağladığımız kendi stratejim kaldıraç isimli katıl butonunda bulunan üyeliğimize de katıl butonundan erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hatırlatmak isterim sizlere. Bizlere çok yüksek oranda doğru long ve short sinyalleri veriyor. Bunu da tekrar etmek isterim. Yine arkadaşlar devam edelim bu şekilde. Bir kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Yeşil olarak bakın devam etmiş olduğunu görüyoruz ve kırmızıya geçişini yaptıktan sonra burada gerçekten çok güçlü bir sinyal vermiş. Çünkü görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki indikatörümüzde herhangi bir yükseliş tamamen neredeyse gelmeden bir kırmızıya geçiş yapmış. Yani çok yakında bir geçiş yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıyı tespit etmemiş. Yani direkt olarak yönünü aşağı vermiş ve bu şekilde bir düşüşü biz önceden tespit edebilmişiz yine buradaki sistemimiz sayesinde. Şimdi arkadaşlar hemen değerli vaktinizi almadan stopumuzu nereye koymalıyız? Yükseliş sinyallerinden sonra nerede çıkış yapmalıyız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar bir yükseliş sinyalimizi aldıktan sonra nerede çıkış yapmalıyız? En önemli bölümlerimizden bir tanesi. Burayı pür dikkat dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Tam olarak kendi kullandığım şekilde sizlere anlatacağım. Burada arkadaşlar bakın şimdi burada yeşile geçti ve biz girişimizi yaptık. Tamamen örnek olarak sizlere aktaracağım. Sonrasında burada bir 50 dolar verdik buraya. Tamam bunu hemen yazdık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde 50 dolar yazdık. Sonrasında yönünü aşağı doğru verdi ve tekrar buradan 50 dolarlık bir alımımızı gerçekleştirdik. Hemen şuraya yazalım. Tamamdır. Toplamda 100 dolarlık bir giriş yaptık. Bunu da buradan aldık arkadaşlar. Tam olarak bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki noktada aldık. Yani arkadaşlar biz tam olarak x'in ortasından bakın tam olarak x'in ortasından şöyle örnek olarak sizlere göstereyim. 100 dolarlık almış olduk Buradaki noktada hemen bunları silelim. Tam ortadaki noktadan bu bölümden 100 dolarlık alım yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi buradan hemen sizlere göstereyim. Bakın 100 dolarlık almış olduk. Burada alımımızı yaptıktan sonra hemen arkadaşlar 200 üstel hareketli ortalama çizgimizi göreceğiz. Bakın ayarlar bölümünden Az önce göstermiştim. Dilerseniz kalınlaştırabilirsiniz bakın. Ortadaki çizgi arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki ortadaki beyaz çizgi. Tamam diyoruz bakın. Kalınlaştırmak isterseniz tamam'a basabilirsiniz. Stop loss'umuzu buradaki 200 EMA'nın bakın kesinlikle tam üzerine değil altına belirli bir yüzde belirleyerek. Yani altına yüzde üçlük diyelim ki bir yüzde belirleyerek bu şekilde 200 EMA'yı takip edebilirsiniz diyelim ki mesela 200 EMA bu şekilde yükseliş yaptıkça biz de yavaş yavaş yükseltebiliriz soplosumuzu bu şekilde arkadaşlar yükselterek 200 EMA'yı takip ederek devam ettirebiliriz. Yine ek olarak bir bilgi vermem gerekirse bu şekilde yükseliş devam ettikçe yavaş yavaş stopumuzu buradan 200 EMA'nın altından daha yukarıya aktarabiliriz arkadaşlar. Tabii ki de bunu ufak yüzlerle yapmamız gerekiyor. Eğer yapmazsak, diyelim ki stopumuzu tam olarak buradaki noktaya koyduk. Buradan pat diye fitil atıp bizi çok ufak bir kârla işlemden çıkartabilir. Bu yüzden arkadaşlar biz 200 ile beraber bu şekilde hareket ediyoruz. Yavaş yavaş bu şekilde hareket ediyoruz ve bir bölümden sonra 200 EMA'nın üzerine çıkarak stopumuzu yavaş yavaş yükseltip arkadaşlar bu şekilde yükselişlerin sonuna kadar takip etmek çalışıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Burada stop loss'umuzu net olarak 200 EMA ile birlikte başlangıçta kullanmamız gerekiyor. Sonrasında yönünü yukarı verdikçe bu şekilde stop loss'umuzu 200 EMA'dan ayırarak yavaş yavaş yukarı doğru stop yükseltme taktiğimizle en tepeye kadar yükseltebilir ve en tepede karımızı almaya çalışabiliriz arkadaşlar. Veya şu şekilde de bir işlem yapabiliriz. Yükselişten sonra ben %3 bana yeterli diyorsak %3'e take profit'imizi koyup çıkışımızı yapabiliriz arkadaşlar. %3 karımızı alınca bu şekilde bir yüzde belirleyerek de çıkış noktanızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sistemimizde Bu sistemimiz arkadaşlar saatli grafiklerde çok güzel bir şekilde çalışır. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat ben 4 saatlikte çok güzel sinyaller verdiğini düşünüyorum. Ancak arkadaşlar dakikalık grafiklerde back testlerinizi yapabilirsiniz. Ben ara ara dakikalık grafiklerde kontrollerimi yapıyorum. Ancak dediğim gibi saatlik grafiklerde çok çok memnunum. Bunu belirtmek isterim. Forex ve hisse senedi gibi farklı platformlarda kullanan arkadaşlarımız da arkadaşlar özellikle zaman dilimlerinde back testlerini yapsınlar. Buradaki sistemimiz kripto paralarda saatlik olarak geçerli. Ancak hisse senedi ve Forex gibi farklı platformlarda dakikalık grafiklerde çalışabilirsiniz bilir arkadaşlar. Bunu kontrol etmenizi sizlerden rica ediyorum beklesilerinizi yaparak. Bu sistemin arkadaşlar ne kadar iyi çalıştığını Backtest yapınca anlayacaksınız. Tek sadece bunu söylüyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar bu sistemimizde görmüş olduğunuz gibi iki tane indikatör kullanıyoruz. Birincisi Secret Emma Cloud. ikincisi arkadaşlar MACD 4C indikatörü. Peki arkadaşlar bu indikatöre üçüncü bir indikatör eklersek hangi indikatörü ekleyebiliriz? Hepinize soruyorum, cevaplarınızı yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Ek olarak sistemle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Sizlerle diyalog halinde olmak beni çok çok mutlu ediyor. Yorum yaparsanız aklınıza takılan şeyleri sorarsanız seve seve yardımcı olmak isterim arkadaşlar sizlere. Bu sistemimizde bu şekildeydi arkadaşlar gerçekten harikulade bir sistem. En diplerde yükseliş, en tepelerde düşüş sinyali veren bir sistem. Trendleri öngören ve hangi trendde olduğumuzu saptamamıza yarayan bir Sistem arkadaşlar bu sistemi kullandığınızda sistemin ne kadar iyi çalıştığını, hareketli ortalamaların aslında çok güzel sinyallere verdiğini ancak doğru kullanılırsa iyi sinyaller verdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ben hareketli ortalama sistemlerini çok fazla beğenmiyorum. Yani 50 EMA ile işte 200 EMA'yı alttan kesince yükseliş sinyali böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Hareketli ortalamalar tek başına çok fazla kazandırmaz ancak indikatörlerle entegre edilirse inanılmaz bir şekilde kazançlar sağlayabiliriz arkadaşlar hareketli ortalamalarla da. Burada görmüş olduğunuz üstteki indikatörümüz tamamen hareketli ortalamalarla bizlere sinyal veren bir indikatördür. Aşağıdaki indikatörde arkadaşlar MACD'nin modifiye edilmiş bir versiyondur. İkisi birleşince neler yapabildiğini sizler de görüyorsunuz ve test ettiğinizde göreceksiniz diyorum. Bu sistemimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizleri çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videolarda sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.